Yani kullanım olarak şuna üç ayrılır sosyal medya. Yön verenler, tüketenler, üretenler. Biz maalesef ben şey diyorum. Tüketenler değil dibini sıyıranlar bölümündeyiz. Öyle mi? Hatta sünnetleyenler bölümündeyiz. <laughs> e, keşke üretenler ve yön verenler noktasına gelsek ama zamanla inşallah ona da gelecek diye düşünüyoruz. Dünyada sosyal medyayı en çok kullanan ülkeler arasında ilk beşteyiz. Yani Facebook'ta ilk beşte. Instagram'da nüfus sayısına göre dünya ikincisiyiz. Bunlar çok bir önemli veriler bizim yerindeyiz. için. Çok önemli veriler ama üzüldüğümüz şey tüketiciyiz. Yani keşke üretici olabilsek, keşke Türkiye'den doğmuş sosyal medya platformları dünyaya, Orta Doğu'ya, Türkiye Cumhuriyetleri'ne, Balkanlara, Avrupa'ya hitap edebilse çok daha güzel olacak. İnşallah onu da başarabiliriz diye düşünüyorum. Gençlerimiz aktif bir şekilde kullanıyor ama en çok Instagram kullanıyorlar şu anda. Facebook kullanımı düşmüş durumda bu arada. Yani Facebook artık 35-40 yaşın üzerine doğru gidiyor. Twitter kullanımı genelde şehirlerde ve metropollerde çok fazla yüksek, gelir durumu yüksek olan sosyal medya kullanıcılarında yüksek ve siyasi ve gündeyi takip edenler de yüksek. E, fakat son dönemde bunu da üzülerek söylemek istiyorum. TikTok kullanımda son bir yıldır hayatımıza girdi. Dünya üçüncüsü olduk indirmede. E, TikTok'a çok karşı olan birisiyim ben. Hiçbir zaman orada bir sayfa da açmadım kendime. Çünkü TikTok artık bir müzik eşliğinde sizin işte oynadığınız, dalga geçtiğiniz e, maalesef üretimin olmadığı ve tamamıyla Eşref-i mahlukat insanı kaybettiğimiz bir yere dönüşmeye başladı. Onun için video kullanımının artması TikTok gibi platformları da popüler hale getirdi. Ama en nihayetinde bu sosyal medya kullanımı bir big data dediğimiz o büyük veri kullanımına doğru gidiyor.